tekfir konusunun altıncı dersindeyiz. Konuyu hatırlatarak dersimize başlayalım. Tekfir, kişiyi küfre nispet etmek ve kafir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar günah işleyenleri tekfir etmekte, onları kafir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre büyük günah işleyen herkes kafirdir. Halbuki ehli sünnet itikadına göre büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kafir yapmaz. Önceki derslerimizde bu meselenin dört delilini işlemiştik. Bu dersimizde beşinci delili işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir tahlil yapalım. Biliyoruz ki Tövbe ile her günah bağışlanır. Bu günah şirk ve küfür de olsa samimi tövbe ile affedilir. Küfürden tövbe edip mümin olan kimsenin önceki bütün günahları silinir. Tövbe ile kişinin işlediği diğer büyük günahlar da affedilir. Demek ister büyük günah olsun, ister küfür olsun, tövbe edilen günahlar için af kapısı açıktı. Şimdi sormuş şu. Cenab-ı Hak küfür günahını tövbesiz affeder mi? Kur'an'ın ayetleriyle biliyoruz ki tövbe edilmezse küfür ve şirki affetmiyor. Hatta kafir son nefeste tövbe etse tövbesi kabul olmuyor. Nitekim Firavun son nefesinde tövbe etmiş ama tövbesi kabul olmamıştı. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı maddeleyip bir soru sormak istiyoruz. 1. Küfür günahı tövbe ile affedilir. 2. Diğer büyük günahlar da tövbe ile affedilir. 3. Kafir tövbe etmeden ölürse Küfü günah affedilmez, kişiyi ebedi cehenneme mahkum eder. Şimdi soğumuş şu: küfür dışındaki büyük günahlar tövbe etmeden affedilebilir mi? Mesela bir kişi içki içse ve günahına tövbe etmeden ölse, Allah bu günahı affedebilir mi? Yoksa affetmez mi? Bu sorunun cevabı çok önemli. Zira büyük günahlar tövbe edilmeden affedilebilirse büyük günahın kişiyi küfre sokmaması gerek. Eğer büyük günah sahibi kafir olsaydı affı mümkün olmazdı. Affın mümkün olması büyük günahın küfürden farklı bir günah olduğuna ve kişiyi kafir yapmayacağına delil olur. Şimdi bakalım Kur'an bu konuda ne diyor? Estaizu billah, inna Allah, şüphesiz Allah, la yagfiru, affetmez. Neyi affetmez? En yüşraka bir kendisine şirk koşulmasını. Kişi ölmeden önce şirk günahına tövbe ettiğinde, Allah onu bağışlıyor. Bu onlarca ayette beyan edilmiş. Demek burada beyan edilen şirk koşma müşrik olarak ölenin şirk koşması. Allah şirk üzere öleni affetmiyor. Peki şirkin dışındaki günahlara tövbe edilmezse bu günahlar bağışlanabilir mi? Ayet diyor ki ve yanfiru ma zalike limen yasha bundan başka dilediği kimseyi affeder. Bakın ayet diyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bundan başka dilediği kişinin günahını affeder. Bu ayet tövbe edilmeyen günahlar içindir. Zira tövbe edildiğinde Şirk ve küfür de affedilir. O zaman ayetin manası şöyle olur. Şüphesiz Allah tövbe edilmezse kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şirkin dışındaki günahlara gelince tövbe etmese de Allah dilediği kulunun büyük günahını affeder. Bu ayet-i kerime büyük günah işlemenin kişiyi küfre sokmadığına delildir. Zira büyük günah kişiyi küfre soksaydı Allah kafiri affetmediği gibi büyük günah işleyeni de affetmemesi gerekirdi. Ama ayette dilediği kulunun günahını tövbesiz affedeceğini beyan buyurmuş. Demek büyük günah sahibini küfre sokmamış ve imandan çıkarmamıştır. Dersimizi bu arada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde meselenin altıncı delilini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.